Merhaba arkadaşlar, Saadet'in El Emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel, sevimli bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle tabii modelin anlatımına geçmeden önce, eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. 3 numara şiş kullanacağım ben modelim için. Modelimiz 6 ve 6'nın katlarından artı 4 ilmekten oluşmakta. Ben şişime daha öncesinde sizin vaktinizi almamak için ilmeklerimi attım. 2-3 sıra lastik ördüm. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, artı 4. 3 model anlatacağım size arkadaşlar. Artı ilave 4 ilmeğimiz var. Şişim dediğim gibi 3 numara. Sizler de hazırsanız benimle birlikte örmek isterseniz buyurun başlayalım inşallah. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzdeyim. Modelimizin ilk sırasındayız. 2 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmek ters. İpi arkaya atıyorum. 2 tane düz. 4 tane ters. 1 2 3 4 tane ters. İpi arkaya attım. 2 tane düz. 1 2 İpi öne aldım. 4 tane ters. 1 2 3 4 tane ters. İpi arkaya attım. 2 tane düz. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Böylece modelimizin ilk sırasını ve ön yüzünü tamamlamış oldum. Şimdi arka sıradayız arkadaşlar. Burada yani örgümüzün arka yönündeyiz ve ikinci sıradayız. Burada ilmekleri ne görüyorsak onu örüyoruz. Terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor toplamda. Şu an ikinci sıradayız ve arka yüzdeyiz. 4 tane düz ördüm. İlmeklerin dediğim gibi ne görüyorsak terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz öreceğiz. Arka sırada. Böyle tamamlayacağız arka sırayı. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi ikinci sırayı ve arka yüzü tamamladık. Şimdi arkadaşlar bakın şurada iki sıra ters örgümüz oluştu. Böyle 2 sıra daha öreceğiz. Yani toplam 4 sıra olacak. 4 sıradan sonra 5. sırada modeli kuracağız. Şimdi ben 2 sıra daha bir ön yüzden bir arka yüzden örüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben 2 sıra daha yapıp geldim. Yani 1, 2, 3, 4 sıra oldu toplamda. Şimdi ön yüzdeyiz. 5. sıradayız ve modeli kuracağız burada. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bakın. Şu 2 ilmeğin hizasında. Şuradan şöyle sayarak 1 2 3 ve 4. Bakın tekrar gösteriyorum. Şu araya, şu iki ilmeğin arasına sayarak 1 2 3 ve 4. ilmeğe şöyle şişimi batıyorum. Buradan bir ilmek şöyle çıkartıyorum. Sol şişime takıyorum. Böyle ikisini birlikte örüyorum. Yine aynı yere bir kez daha şişimi batıyorum. Tekrar ilmek çıkarıyorum. Sol şişime takıyorum. Ve iki ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde. Aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 Yine aynı işlemi yapıyorum. Burada yaptığım aynı işlemi. Şu aradan 1, 2, 3, 4. yere batıyorum. İlmeği çıkarıyorum. Sol şişime takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Yine aynı yere batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Sol şişime takıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. 4 tane tersimi örüyorum. 2 3 4 Yine 4. yere 1 2 3 4
dakika, şu araya. Şu araya. 1, 2, 3. Dördüncü yere batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sol şişimi alıyorum. İkisini birlikte ördüm. Yine aynı yere batıyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Sol şişimi alıyorum. Yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. İpimi arkaya attım. Yine bu aradan sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü araya batıyorum. İlmemi çıkarıyorum. Yanındaki ile birlikte örüyorum. Yine aynı yere bir kez daha batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sol şişe alıyorum. Yanındaki ile birlikte örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Böylece örgümüzün ön yüzünde 5. sırayı tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar, şimdi örgümüzün 6. sırasındayız. Arka yüzdeyiz ve modelimizin son sırasındayız. Burada arka sırada bütün ilmekler düz örülecek. Ama kaydırma yapacağız ilmeklerde. Şimdi şu iki tane bir az önce ilmek çıkararak yaptığım yerde onların bir tanesini düz ördüm. Şimdi burada ilmeklerin yönünü değiştireceğiz arkadaşlar. Şu iki ilmeği sağ şişime alıyorum. Şu tek ilmeği sol şişime alarak ilmeklerin yerini kaydırmış oluyorum. Ve düz örüyorum. 1, 2 ve şu tek ilmeğimi düz örüyorum. Kaydırmış oluyorum. Şimdi şu ilmeği bu tarafa kaydıracağız arkadaşlar. Şöyle alıyorum bunu. Şöyle arkadan. Bu iki ilmeği sol şişime geçiriyorum. Bunu öne alıyorum. Ve düz örüyorum. 1, 2, 3. Yani bakınca böyle kaydırmış oluyorum çaprazlama. Şimdi yine şu tek ilmeği şu tarafa kaydıracağım. Önce şu iki düzü önden sağ şişime aldım. Şu tek ilmeği sol şişime arka taraftan aldım. Ve üçünü de düz örüyorum. 1, 2, 3. Yine ilmeklerin yerini değiştireceğim. Şu tek ilmeği buradan alıp şu iki ilmeği sol şişime alıyorum. Tek ilmeği de onların önüne takıyorum. Ve üçünü örüyorum. 2, 3. Yani böylelikle bakın kaydırmaca yapmış oluyoruz arkadaşlar. Çaprazlama birbirine bağlıyoruz bu tek ilmekleri. Yine şu iki ilmeği alıyorum sağ şişime. Şu tek ilmeği sol şişime alıyorum. Ve üçünü birlikte örüyorum düz. 2, 3. Bu tarafa kaydırdım. Şimdi şu tek ilmeği sağ şişime alıyorum. Şu iki ilmeği sol şişime aldım. Bu ilmeği de onların önüne takıp düz örüyorum. 1, 2, 3. Düz ördüm. Bunu da düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın arkadaşlar, bir kez kurmuş olduk modelimizi. Böylece ilmeklerin yerlerini çaprazlayarak modeli çapraz çapraz birbirine bağlamış olduk. Şimdi modelin anlaşılması için bir kez daha birlikte yapalım. Bu sefer şu aralara kuracağız. İlmeklerin kaydırmaca yapacağız. Modeli kaydıracağız arkadaşlar. Şimdi tekrar ön sıradayız. Aynı işlemleri, burada yaptığımız işlemleri tekrarlayacağız. Şu aralardaki şu iki ilmeği kuracağız bu sefer modelimizi. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Örmeden 1, 2, 3 tane tersimi ördüm. Şu aradaki 2 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 4 tane ters. 1, 2, 3, 4 tane tersimi ördüm. İpimi arkaya atıp şu aradaki 2 ilmeği düz örüyorum. 1, 2. Yine 4 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane tersimi ördüm. İpimi arkaya atıyorum. Şu 2 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3 tane tersimi örüyorum. 2, 3 ve kenar ilmeğimi örüyorum.
ikinci modelimizin ilk sırasını kurduk. Arka sıradayız şimdi, ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada yine ilmekleri daha önceki model kurarken de nasıl yapmıştıysak ilmekleri terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz, ne görüyorsak öyle örüyoruz. Arka sıradayız arkadaşlar. 4 düz, 2 ters şeklinde sıra tamamlanacak. Yani düzlerin üstünü düz, terslerin üstünü ters. Bütün ilmekleri yönlerine göre geldiği gibi örüyoruz arka sırada. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin ikinci sırasını arka yüzünde tamamlamış olduk. Şimdi yine birinci modelde yaptığımız gibi arkadaşlar, 4 sıra, şurası 4 sıra olacak. Ben 2 sıra daha, bir önden bir arkadan, aynen terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz olacak şekilde 2 sıra daha ön ve arka örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben tamamladım. 2 sıra daha ördüm önden ve arkadan. Bakın burası 4 sıra oldu arkadaşlar. Aynı ilk modelde yaptığımız gibi 4 sıra, 2 düz, 4 ters şeklinde ördük arkalı önlü. Şimdi tekrar modeli kuracağım. 5. sıradaydı arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3 tane tersimi ördüm. Şimdi yine aynı burada yaptığımız gibi 4. şu aradan 4. deliğe batacağız. 1, 2, 3, 4. yere batıyorum. Oradan bir ilmek çıkarıyorum. Sol şişimi alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Yine aynı yere batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sol şişimi alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4 tane tersim var. Yine 4. yere batıyorum. Sol şişime takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Yine aynı yere batıyorum. Sol şişimi takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. Bakın yine 4. yere 1, 2, 3. Şu 4. deliğe batıyorum. İlmeğimi sol şişime takıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Yine aynı yere batıyorum. İkisini birlikte örüyorum. 3 tane tersim var. 1, 2, 3 ve kenar ilmeğimi örüyorum. Böylece ikinci modelimizin 5. sırasını, ön yüzünü tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi 6. sıradayım. İkinci modelin 6. sırası arka yüzdeyim ve son sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Şimdi şu tek ilmeği, şunu bakın, şunu sağ şişimi aldım. İki ilmeği sol şişimi alıp kaydırdım. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Arka sırada düz örüyoruz. Şimdi şunu bu tarafa kaydıracağım. 2 ilmeği sağ şişimi alıp tek ilmeği sol şişimi aldım ve bu 2 ilmeği tek ilmenin önüne sol şişimi taktım. Üçünü düz örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu ilmeği sağ tarafa kaydıracağım arkadaşlar. Sağ şişimi aldım tek ilmeği. 2 ilmeği sol şişimi alıp tek ilmeği onların önüne taktım. 1, 2, 3. Arka sırada hep düz örüyoruz burada. Şimdi yine bakın bunu bu tarafa kaydıracağım. Şu 2 ilmeği sağ şişimi aldım. Tek ilmeği sol şişimi alıp 2 ilmeği onun önüne takıyorum ve üçünü de düz örüyorum. Şimdi bunu bu tarafa kaydıracağım. Tek ilmeği sağ şişimi aldım. 2 ilmeği sol şişimi alıp tek ilmeği sağa kaydırmış oldum ve düz örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi bunu bu tarafa kaydıracağım için şu 2 ilmeği
Sağ şişimi alıp tek ilmeği sol şişime aldım. İkisini onun önüne takıp düz örüyorum. 1 2 3 ve bunu da düz örüp kenar ilmeğimi örüp tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın ikinci modelimizi de böylece tamamlamış olduk. Modeli iki kere çalışmış olduk. Bu sanırım yeterli. Ben hatta büyük bir parçada da örmüştüm. Onu da göstereyim size. Daha öncesinde hazırlamıştım. Sizlere göstermek için bakın. Çok güzel bir model. Çok sevimli. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur anlatımım. Şimdi bu modelden bebek örgüsünden ziyade anne yelekleri, yetişkinler için yelekler, çeyiz yelekleri. Bilmiyorum yani bebek yeleği de örmek isteyen örebilir ama daha çok yetişkin örgülerine daha iyi olabilir. Tamamen sizlerin tercihine kalmış bir şey. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videomu izlediyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.